bölge ziyaretindeki programı böyle bir yaptırım kararlılığını öncesinden belirtiyordu. Senatodaki çoğunluk da, ondan önce Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluk da demokrat geçinenlerle cumhuriyetçi geçinenlerin aslında Türkiye söz konusu olduğunda birleştiklerini gösteriyor. Tabii bu birleşmenin tutkalı da Rum lobisi, Ermeni lobisi, FETÖ lobisi ve PKK lobisi. PKK lobisi Suriye ilişkilerinde daha bir değişik şekilde Amerika'da tezahür ediyor. Ama bunun yanında Türkiye ile ilgili hususlarda Biden da bunu daha önceden de belirtti. Avrupa Birliği'nden de benzer sesler geldi. Özellikle alkışlayarak Yunan ve Fransa ekibinden çok ciddi şekilde işbirliği yapacakları. Daha doğrusu daha önceden Trump'tan önce olan Atlantik ötesi işbirliği deniyordu. Trump'la bu biraz geriye çekilmişti. Şimdi bu Atlantik ötesi işbirliğini daha da pekiştirecekler. Burada da Türkiye'yi nasıl diyeyim, yola getirmeye çalışacaklar kendi çıkarları açısından. Ama ortadaki gerçek şu. Bu 1964'te 1963 Rumların Kıbrıs'taki ilk katliamlarını başladıktan sonra, o sırada başbakan olan rahmetli İsmet Paşa'nın uçakla bir gözdağı verme müdahalesinden gelen bir Johnson mektubu vardı. Bize gözdağı vermekse. Evet. Öyle başlamış ve hala devam ediyor. Bu da gösteriyor ki Amerika ile artık bizim gerçek anlamda bir müttefiklik ve müsbette dayalı bir ilişkiyi sürdürme imkanımız kalmamıştır. Yani önümüzdeki dönem konusunda. Kaldı ki dünyada dengeler artık iyice değişti, değişiyor. Amerika'da, Avrupa Birliği de daha bunu görmek istemiyor. Özellikle Türkiye açısından. Onlar hala 60'lı 70'li yılların dünyası içinde yaşıyorlar. Öte yandan bizim de kendilerimize çok net bir şekilde şunu gösterebilmemiz lazım. Bunu geçen hafta bir yazımda belirttim. Beyler, siz ne istiyorsunuz? Siz Türkiye'den mi yanasınız, mesela Rusya'dan mı? Siz hangisi işinize geliyorsa onunla işbirliği yapın. Çünkü neden? Aslında Türkiye bakıldığı zaman objektif bir şekilde bir siyasi audit, siyasi muhasebe imkanı olmuş olsa bağımsız bir şirkete yaptırmak için, Türkiye bulunduğu bölgede Rusya'nın esas yayılmacılığına en temel bir engel teşkil ediyor ya da dengeleyici unsur teşkil ediyor. Şimdi Türkiye'nin Ukrayna konusunda aldığı cesur tavrı, almış olan Avrupa ülkesi yok, Almanya bile yok. Amerika'da uzaktan. Öbür taraftan baktığımız zaman Suriye'de yine Rusya'yı dengeleyen Türkiye, Libya'da aynı şekilde, en sonda Karabağ'da. Şimdi ama bütün bunlara rağmen diyorsunuz ki şunu mu demeye geçiyorsunuz? Amerika'dan gördüğümüzü şimdi, Rusya'dan görmedik. Kur'an-ı Kerim'de de yazar. Onlar kör sağır değilse de. Türkiye konusunda körleşmiş durumdalar. Gözlerini biraz bu şekilde açmamız lazım. Batı. Şeyinde. Şimdi F-400'ler falan Türkiye'ye uygulama konusundaki bahaneler. Aslında S-400'lerin Türkiye'de olmasını stratejik, teknolojik açıdan memnun olmaları lazım. Rusların geliştirmiş olduğu teknolojiye bir müttefik aracılığıyla biz de nasıl sahip oluruz diyebilmek için. Yani şöyle diyeyim, soğuk savaş döneminde böyle bir teknolojiyi bir Batı ülkesi ele geçirmiş olsa göğe çıkarılırdı elimize geldi diyerekten. Neyse, kaldı ki bu teknoloji de eğer NATO ülkeleri bize hasım değilse, kullanacağımız ülkeler, karşı kullanacağımız ülkeler tabii ki NATO ülkeleri değil. Dolayısıyla ortada olan esas şu, Türkiye'nin bölgede kendi çıkarlarına artık sahip olan bir güç olması ve bunu da uygulatması. Bu yaptırımlar biraz sıkıntı yaratır eder vesairesi, onun ötesine geçmez. Daha ötesine geçerse de buna katlanmak lazımdır. Bu aslında ciddi bir şekilde değişik bir savaştır. Şimdi şöyle diyeyim. Doğu Akdeniz'den ele alalım. Avrupa Birliği'nin verdiği ilk mesaj artı için. Peki Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği'nin uluslararası hukuk açısından, uluslararası siyaset açısından hangi hakkı var? Hiçbir Avrupa Birliği ülkesi orada değil. Kıbrıs'ta Avrupa Birliği içerisinde, ama Kıbrıs'ın uluslararası hukuk açısından da Avrupa Birliği içerisinde olmaması gerekirken olan bir garibet. Peki Doğu Akdeniz kimin? Doğu Akdeniz'de Türkiye var, Suriye var, İsrail var, Ürdün var, Lübnan var, aşağısında Mısır var. Avrupa Birliği'nin orada bir işi var mı? Yok. Artı ne var? Rusya var. Suriye'deki büyük üssüyle hep unutulan bir şey var.
İngiltere'nin dünyadaki iki tane en büyük üssü Kıbrıs'tadır, Rum kesiminde. Biri tam güneyde, biri de iki bölgenin ortasında. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de onlar. Ama Avrupa yok, Fransa yok, Yunanistan'da yok aslında gidilince. Üzüm kasası, Türkiye'nin bütün bu konularda ortaya yeni bir paradigma oturtması gerekiyor. Bu kavga paradigması değil, inandırıcılığının. Ben orada özellikle Doğu Akdeniz ve Ege'yi de bunun içine katarak mavi vatan kavramına son derece önem veriyorum. Mavi vatan kavramına? Evet. Ve diyorum ki iddialı bir şekilde Misak-ı Milli kavramından sonra gelişmiş ikinci büyük kavramdır. Ve bunun içine yalnız denizler değil, göller de girer. Ve yarın susuzluk başladı. Dişle Fırat konusunda bizi sıkıştıracaklar. Onlar da girer. Yani mavi vatan oluyor. Ha bir de şunu söyleyeyim. Buyurun. Türkiye, Azerbaycan'la olan ilişkisine baktığımız zaman, hayal görmemek lazım ama bazen hayali de görmek gerekir. İlişkiler o kadar ki, yani tek devlet, tek milletten tek devlete de gidebilir ileride. Bunları da önce görmüyoruz. O zaman Türkiye'nin bir de Hazar Denizi olmuş oluyor veya Türk dünyasının şeyini. Şimdi Türkiye'nin yalnızlığından söz edildi. Türkiye bu çıkarlar konusunda sanıldığı kadar yalnız değil. Artı Avrupa içinde de yani hem Türkiye'ye inandıkları için destek verenler kadar Alman ve Fransız hakimiyetinden son derece muzdarip olmuş ülkeler var. Kurulduğundan beri pimpon topu gibi Paris'le eskiden Bond'u şimdi Berlin arasında şeyine gidiyor. Yaptırımlar konusunda özellikle çok sıcak, belirteceğim özellikle bu. Bunun üzerinde biraz yani duralım istiyorum Sayın Bakanım. Biz yaptırımlar konusunu tartıştıkça onlar da bizi kaşıyacak bir fırsat bulmuş oluyorlar. Peki. Şimdi yeni çok